Amca ben seni çekiyorum. Derdini anlat. Biz de bunu yollayalım. Şimdi benim sıkıldım. Benim adım Rıdvan Başoral. Ben bu akşam burada bir olay yaşadım. Arabamda sebzeler vardı. Türkiye'den bahçelerimizden getirdiğimiz sebzeler vardı. Onları açtılar. Ve bizden hem de çok sert bir şekilde, yani insan yerine konulmayacak şekilde o bütün sebzeleri çöp tenekesine attılar. Üstüne üstlük protokol aldım. Benim pasaportumu, araba kağıtlarımı falan aldılar. Bir de bana 1592 euro ceza kestiler. Ben şu anda elimde para da olmadığı için arkadaşlardan sağ olsunlar, herkes yardımcı oldu, burada para topladım. Ondan hangi sonra kapıdayız abi? Kapıyı da söyle. Burası Hırvatistan. Giriş. Sırbistan'dan Hırvatistan'a giriş kapısı. Ve bu Hırvatların Avrupa Birliği'ne girdikten sonraki böyle sert tavırlarından birisi. Diğer arkadaşlara örnek olsun, ibret olsun diye Türkiye'den hiçbir şey getirmeyin lütfen. Miktarı da gösterelim abi. Burada yazıyor. Burada bir yerde benim gözüm görmüyor. Hayır, biz gösteririz abi. Tamam. Bir saniye. Şurada miktar yazıyor. 12.000 Şurada bir. Hırvat parası 1592 euro. Aynen, bu da protokol. Protokol. Bir sürü kağıda imza attırdı bana. Attık. Ben gideceğim diyorum, Almanya'dan ödeyeceğim diyorum. Yok diyor, şu an burada ödenecek diyor. Göndermiyor. Çocuğum burada pazartesi okula gidecek. Ben daha 1300-1400 kilometre yol gideceğim. Tek başıma, hasta adam. İsmini yine tekrarla abi. Benim adım Rıdvan Başoral. Kalsure'den geliyorum. Tamam. Tamam, biz bunu ben Allah'ın izniyle Sıla'ya yolluyoruz. Bütün arkadaşlara ibret olsun diye söylüyorum bunu yani. Ben bunun parasını toplayıp sağ olsun herkes yardım ettiler. Ve bunu yapayım. Siz de gerçekten sağ olun. Teşekkürler abi. Rica ederim hocam. Yapın bunu yani. Yapıyoruz. Şimdi yolluyoruz. Sıla yoluna şimdi yolluyoruz. Onlar da gereğini yaparlar. O gençlere de söyleyeyim. Bak oradaki iki genci de öyle yakaladılar.